Efendim iyi günler diliyorum sizlere ve değerli konuğuma. Bugün çok önemli bir konuğum var. Profesör Savaş Genç. Savaş hoş geldin. Hoş bulduk. Kabul ettiğin için Teşekkür çok ederim teşekkür davetin için. ediyorum. Sevgili Mehmet. Ben şimdi tabii Savaş'a böyle iyi niyetle bir başlangıç yaptım ama niyetim o kadar da iyi değil. Ben Savaş Genç'i çok kıskanıyorum ve o kıskançlığım hasete dönüştü. Uzun süredir onu böyle bir programa davet edip perişan edeyim, insan içine çıkılmaz hale getireyim diye bir projem vardı. Onu bugün gerçekleştirmeye çalışacağım. Programın sonuna doğru göreceksiniz, artık programı terk edip gidecek. Böyle bir skandalla karşı karşıya kalacağız. Neden kıskanıyorum onu? Çünkü biz öğrenciliğimizden tanışıyoruz. Öğrenci kafeteryasında Heidelberg'de buluşurduk. Çok derin ve güzel analizler yapar politik konularda. Çok etkileyici analizler yapardı. O dikkatimi çekti. İkincisi de bunun üstüne bu yakışıklılığı gelince ben kıskanmayayım, kim ya kıskansın? Onun için bu kıskançlık hasete dönüştü. Bugün perişan edeceğiz. Ben usulen kendisini çok kısa tanıtacağım. Çünkü hepsini tanıtsam kıskançlığımın nedeni daha iyi anlaşılır. Onun için çok iyi gözükmesin diye kısa tanıtıyorum. 1998 yılında Heidelberg Üniversitesi'nde politik bilimler okudu, bitirdi. 2000 yılında master yaptı ve 2006 yılında ise doktorasını tamamladı. 2007 yılından itibaren Türkiye'de Fatih Üniversitesi'nde doçent olarak görev aldı. 2010 yılından itibaren de profesör olarak orada görev yaptı. Şu an Almanya'da bir üniversitede tekrar görevine devam ediyor profesör olarak. Uluslararası kabul ve takdir gören çok sayıda kitabı ve makalesi var. Bunlardan dolayı da kıskanıyorum kendisini. Şeyde Güldür Güldür Show var. Orada bir oyuncu var, o diyor şaşırtmacalı sorular diyor. Şimdi şaşırtmacalı sorular sorarak onu perişan edeceğiz. Değerli Savaş, çok aktüel bir konu var. O da Mısır'da Sisi ile yakınlaşması Türkiye'nin gündeme geliyor. Tekrar Amerika'nın gemilerinin Akdeniz'de hareketlendiği, Yunanistan'la birlikte, Fransa ile birlikte hareket edeceği imaları var basında. Ne kadar doğru şu an teyit edemiyorum. Ama şöyle bir konu biliniyor, şahitleriyle sabit. Sen zamanın başbakanı Davutoğlu'yla bir görüşme yapıyorsun. O görüşmede diyorsun ki Mısır devriminden sonra İhvan orada aday göstermesin, İhvani Müslüman kardeşler. Makul bir demokrat adayla anlaşılsın. Suriye'de Esad ile anlaşıp savaşı durdurun. AB reformları lokomotif gündem olsun diyorsun. Ve bu tür tavsiyelerde bulunuyorsun. Ben geriye baktığımda çok makul tavsiyeler var ama sen geriye dönüp baktığında buradan ne kalmış geriye? Şimdi Sisi ile de tekrar anlaşmaya çalışıyorlar, darbeci dedikleri kişiyle. Nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Çok doğru. Öncelikle çok nazik ifadelerin için teşekkür ediyorum. Bizim okuduğumuz yıllarda ama buradan şöyle bir şey çıkabilir fotoğraf. Şehre gelen işte genç adam, yarın şehre yeni bir adam gelecek, çok gururlanma diye. Şehre gelen aslında en parlak adam Mehmet Kılıç'tı. Biz öğrencilik yaparken o siyaseti sallıyordu. Ülke gündemine söz söyleyebiliyordu. Asıl bizim örnek aldığımız, bizim takdir ettiğimiz aktörlerden birisi sendin. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Sorumla hemen devam edeyim. Davetin için de teşekkür ediyorum. Şimdi o yıllarda ben Heidelberg Üniversitesi'nden modellediğim bir projeyi Türkiye'de sahaya dökmüştüm. Bunun da sebebi şuydu. Çok kültürlü bir üniversitede ders veriyordum. Yani öğrencilerimin %30'u yabancıydı. Dünyanın dört bir tarafından gelen işte siyahisi, Arabı vesaire inanılmaz güzel bir ortamdı ve inanın bir uluslararası ilişkiler hocası için inanılmaz önemli veriler vardı orada. O öğrencileri asistanlarımızla birlikte topladık. Dedik ki biz bir proje yapacağız. 10 Orta Doğu ülkesinde Türkiye'nin dış politikası, imajı ve ekonomisi nasıl algılanıyor? Bunu elitler bazında ölçeceğiz.
çok fazla paramız yok. Gerçekten de paramız çok fazla yoktu. Yani hocalara verilen şahsi araştırma bütçesini ben o iş için tamamen kullanmıştım. Kendi şahsime ayrılan bütçeyi. Ve dedik ki ama sizlere sertifika veririz. Bu projede şey yaptığınız olarak rapor yazarız. Bu CV'niz de iyi de olur. İnanılmaz bir bize yardım eden bir kitle çıktı. 10 ülkede sahaya indik ve kademeli olarak AKP'nin ve Türkiye'nin aldığı kararlar nasıl algılanıyor bunları ölçmeye başladık. Niye? Bunları yapmadığınız zaman ki Türkiye'de biliyorsunuz bu tür saha araştırmaları ve projeler akademide yapılmıyor. Yoka yakın, hiçe yakın. Şunu ölçmeye çalıştık biz orada. Yani gerçekten bu medyanın, basının getirdiği veriler ne kadar doğru? Çünkü orada çok riskli hamleler yapılmaya başlandı. Bunların karşılığı ne? Karşılığında şöyle bir tablo çıktı. Ben işte o dönemin siyasilerini uyarmaya başlamamın sebebi o. Bir, ben güvenlik politikalarından çok anlayan bir uluslararası ilişkilerci değilim. Ama çok basit güvenlik sorunlarını ve doktrinlerini bilen bir insan şunu görebilir. Suriye'den başlıyorum. Suriye'de siz muhalifleri destekliyorsunuz ama batılı ülkeler demiş ki Libya'da yapılanın aynısını yapmayacağız. Öyle bir destek vermeyeceğiz. Öyle bir savaşın tekrar bir fail state oluşmasını istemiyoruz. Yani Türkiye'de şunu dediler, ben çok iyi hatırlıyorum, biraz ukala bir tavırla. Sen gireceksen askerine, orayı işgal edeceksen, oradaki muhaliflere ya da destek vereceksen, bu senin bileceğin bir iş. İngiltere dedik seni dışarıdan destekleriz. Ama bil ki biz sahaya inmeyeceğiz. Onun için hiç kimse çıkıp şöyle demesin. Suriye'deki Özgür Suriye ordusunu ve muhalif güçleri batı sattı, Türkiye'yi yalnız bıraktı gibi bir şey demesin. Bunu başında dediler. Bizim de yaptığımız saha araştırmalarından vesaireden şunu görmeye başladık. Yani bir, isyankar güç ne kadar güçlü olursa olsun, hava kuvvetleri yoksa, hava kuvvetleri olan düzenli bir ordu ve Rusya ve İran tarafından desteklenen düzenli bir ordu karşısında ne kadar başarı elde edebilirsiniz? Bu Mısır'ı da söyleyeceğim. Niçin bu hataları düştüklerini, sonuç olarak AKP karar alıcıları da aptal insanlar değil. Onu da izah etmeye çalışacağım kendimce. Mısır'da da Mısır'ı kendi siyasi geçmişlerindeki tecrübelerle okumaya çalıştılar. Yani dediler ki biz 28 Şubat'ta partimiz kapanmıştı. Oradan çıktık, daha güçlü geldik, iktidara yürüdük. İhvan'a dediler ki biz size parti kuracağız, para da vereceğiz. Bu sizin 28 Şubat'ınız gibi bir şeydi ve kendi partinizi kurup geleceksiniz. Özgür Suriye ordusuna da aynı şeyi söylediler. Ben bunu şöyle özetliyorum. AKP Neo-Osmanlıcı şeyleri devleşti. Hisleri devleşti. Neden biliyor musunuz? Bu karar alıcıların tamamı ne zaman öğrenciydiler? İran devriminin olduğu yıllarda üniversite öğrencisiydiler. Yani bunlar evrimsel bir gelişmeye inanan İslamcılar değil. Bunlar devrimsel gelişmeye inanan İslamcılar olarak yetiştiler. Bu çok fazla tartışılmıyor Türkiye'de. Bunu göz ardı edemezsiniz. Şu anda Türkiye'de karar alıcılar İran İslam devriminin gölgesinde ve etkisinde yaşardı onların gençlikleri, karar alma süreçleri, tepkileri vesaire. Onun için şuna inandılar. İlahi bir güç Osmanlı'nın sınırlarını yıktı. Arap Baharı'nı kastediyorum. Bir sabah uyandılar. Pat 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 orijinler devriliyor. Bunlar da dediler ki biz franchise AKP'ler kuralım. Mısır'da İhvan'a kuralım. Suriye'de Özgür Suriye ordusuyla netice alıp kuralım. Tunus'ta kuralım. Ve bu franchise partilerle tıpkı şube açar gibi isimlerini de AKP'ye benzettiler. Özgürlük ve Adalet Partisi gibi falan böyle, tamam mı? Ve bunlara çok ciddi para yardımı yaptılar. Ne yapacaklardı? Sünni, İslamcı, Arap hareketler üstünden bir Neo-Osmanlı coğrafyası yeşertileceklerdi. Şimdi bakın ben bunu anlatırken bile inanın bizi dinleyen muhafazakarlar heyecanlanıyor. O kadar hoşlarına gidiyor ki bak bu çöktü bu. Karşılığı olmadığı görüldü, iflas etti. Ama hala bu Türk muhafazakarlarını şey yapar, heyecanlandırır böyle.
Şöyle diyorlar muhtemelen beni şu anda dinleyenler. İyi ya, ne güzel işte bu. Ne kadar güzel düşünmüşler. Şunu bilmiyorlar. Yani Osmanlıcılığın bir karşılığı yok. Bir Arap için, bir Boşnak için, bir Arnavut'un için Osmanlı ötekidir. İsyan edilmesi gereken, özgürlüğün kazanılması gereken, kendi milli devletini kurması gereken bir kavramdır. Bu malın orada bir karşılığı yok. Ha, şu var. Güçlü bir Türkiye olsun. O yaptığımız saha araştırmasında şunu da sorduk. Çok tartışılıyordu ya, Türkiye bir rol model midir? Türkiye bir rol model ülke midir? İnanın, şimdi tam rakamı hatırlamayacağım ama %70'e yakını Türkiye rol modeldir diyordu. Şimdi şöyle diyebilirsin. Ya nasıl? 2010 henüz bu kadar radikalleşmemiş. İyi kötü AB normlarıyla gidiyor. Dedik ki ya bu soruyu böyle sorar bırakırsak spekülasyon yapmış oluruz. Buna detaylı sorular soralım. Peki Türkiye sizce niçin rol model? Birinci sıradaki yanıt ne biliyor musun? Birinci sıradaki yanıt şu. AKP İslamcı olduğu için, Osmanlıcı olduğu için değil. Müslüman bir toplumla Avrupa Birliği'nde tam üyeliğe koşar adım gittiği için Türkiye rol modeldir. Bu bir elit sorveydi. Elitler, halka sormuyoruz bunu, karar alıcılar, gazeteciler, uzmanlar, akademisyenler bunun üstünden çıkıyordu. Mısır'da da gidişatı şöyle gördük. Senin konuların arasında da var. Mısır'da çok çok güçlü, Türkiye'dekinden çok daha radikal, güçlü bir derin devlet var. Yani askerin tahakküm ettiği, valilerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, yöneticilerinin hepsinin emekli askerlerden oluştuğu, tıpkı 12 Eylül darbesinin hemen akabinde olduğu gibi bir şey var, bir saha var. Mısır'da İhvan'ın aday göstermemesinde diretmemin, karşı çıkmamın sebebi şudur. Suriye'de de 2012'den itibaren, 2012'nin sonu 2013'ün başından itibaren yazılar yazdım. Önceliğimiz Esed'i devirmek değil, ateşkes olmalı. Tüm şeylerim duruyor, makalelerim duruyor. O yazılardan sonra benim merkez medyaya çıkmam yasaklandı. Hatta şok oldular. Hani iyi kötü muhafazakar bir üniversiteden geliyor. Orada burada kokteylde gördüğümüz moderatörler diyor ki hocam yeni listelerdi, sen başındasın. Benden duymuş olma. Ekran bundan sonra şey yok. Merkez medyada size şey yok. Hatta o dönem çok büyük bir medya kuruluşuyla gazete artı televizyon bir anlaşma yapmıştım. Yani A plus bir şeye geçiyorum, kanala geçiyorum. Hem de gazetelerinde de yazacağım. Oraya bir komiser atandı. Çok meşhur. İşte hükümet tarafından daha sonra o deşifre de oldu. Ve şey oldu. Alo Fatih de mi bak? Evet. Evet, bravo. Ve bir baktım şey yok, adamlar ölü taklidi yapıyor. Yani aman bizde gel başta şunu verelim, böyle yapalım derken. Başından beri direniyordum. Mısır'da da şunu gördüm. Bir kere Mısır'da şöyle bir haksızlık yapıldı devrime. Bir diktatörü devirdiler. Canlarını ortaya koydu çocuklar. Ama orada sosyal muhalefet olarak İhvan'dan başka organize bir grup yoktu. Yani devrim yapılınca devrimin nimeti otomatik olarak kime kaldı? İhvan'a kaldı. Ama İhvan'ın karşılığı ne? İhvan'ın toplumdaki karşılığı ne? Yüzdesi ne? Ona bir bakmak lazım. Yani diğer devrime isyan edenler, bakın size bir önemli bir istatistik vereceğim, oran vereceğim. 2500 yıllık Mısır tarihinde, bir 2500'de Antik Mısır'ı sayalım. 5000 yıllık Mısır tarihinde ilk defa demokratik bir seçim oluyor. Seçime katılım oranı kaç biliyor musunuz? %50. Sebebi ne biliyor musunuz? Devrimi yapanlar dedi ki biz bu seçimi meşrulaştırmayacağız. İhvan'ın payandası olmayacağız. Biz organize değiliz. Burada parti kurmak yasaktı, hareket kurmak yasaktı. Organize olamadık. Bu bir ölü doğum. Devrimi ihvan için yapmadık dediler ve onu meşrulaştırmamak için seçime gitmediler. Seçime kim gitti? Mübarek yanlılarıyla, eski rejim yanlılarıyla ihvan yanlıları seçime gitti. Onların da hepsi %50'ymiş. Mısır halkının %50'si seçime girmedi. Şimdi bu mu demokrasi? Yani orada geçiş sürecinde ısrarla altını çizdim. Bu yaptığımız, hatta şöyle söyleyeyim, bu randevumuz bizim bir yurt dışı gezisiydi.
Dışişleri Bakanı ile o dönemde 45 dakikalık bir randevuydu. Böyle atışmalı bir şeye dönüşünce iki tane randevusunu iptal etti. O ülkede görüşecek. Yaklaşık 4 küsur saat konuştuk, tartıştık. Şahitler de o dönemin akademisyenleri vesaireler, yani bu şey değil, gizli saklı bir görüşme de değil. Şimdi gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi gelinen noktayı şöyle değerlendiriyorum. Ben akademisyen hastalığına düştüm. Giriş gelişme sonucu yapıyorum. Kusura bakma. Gelinen noktayı şöyle değerlendiriyorum. Maalesef Türk muhafazakar seçmeninin inandığı değerler, dış politika değerleri, demokrasi değerleri çok zayıf. Onun için Erdoğan bir sabah kalkıp ey Amerika, ey AB deyip iki hafta sonra ülkemizin geleceğini AB'siz düşünmüyoruz diyebiliyor. Erdoğan bu kitleyi çok iyi tanıyor. Bu kitlenin hazmetme kapasitesi çok güçlü. Onlara iki gün önce başka, iki gün sonra başka bir şey satabildiği için şimdi çıkıp şey yapıyor. Hatta bunun geyiğini yaptık. Hala AKP'ye destek veren bir çocukluk arkadaşım var. Ben ona yüklenmeyeyim diye başladı bana şey atmaya, klasik AKP bahaneleri atmaya. Sisi zaten Siyonistmiş. Pardon, düzeltiyorum. Mursi zaten Siyonistmiş. Hainmiş. İşte bak Sisi ne kadar mübarek bir adammış. Ben onunla dalga geçmeden o bunları şey yapmaya başladı, saymaya başladı bana. Birincisi tabanın şeyi çok güçlü olmadığı için, değerler üstünden değil de güven üstünden karar aldıkları için. Yani Erdoğan'a inanılmaz bir güven duyuyorlar. Bakın biz bunun iz düşümünü genç partilere de görmüştük. Genç parti bu ülkede %7.3 oy aldı. Ve insanlar şöyle dedi, bu adam Motorola'yı, Amerika'yı dolandırdıysa IMF'i de dolandırır. Borçlarımızı siler, kapatır ve şey yaparız. %7 ne demek ya genç parti gibi bir partinin? Yani adamların eti budu, her şey ortada. Erdoğan'a bakış da böyle. Yani şimdi biz şöyle bakıyoruz, kızıyoruz değil mi? Dün Rabia diyordu. Tüm Türk dış politika doktrinini Akdeniz'de derinliklerine attı, batırdı. İşte o yurtta sulh, cihanda sulh. Biz kimsenin toprağında gözümüz yok. Uluslararası hukukla birlikte hareket edelim vesaire gibi her şeyi çöpe attın. Ama bugün çıkıp aynı şeyi pazarlayıp yoluna devam edebiliyorsun. Bunu işte böyle değerlendirebiliyorum. Halk, taban bunu sorgulamadığı için, değerler üstünden siyasete değil de çıkarlar üstünden siyaseti tercih ettiği için, aa bugün çıkarımız böyleymiş, demek ki bak buradan para gelecek, buradan bir nefes alacağız, o zaman böyle yapabilirsin dediği için, aslında bunun ülkeyi nasıl bir iflasa sürüklediğini, uluslararası kredibilitesini nasıl düşürdüğünü, güvenlik politikalarını çok daha pahalıya mal ettiğini, bunları göremedikleri için ağır ağır ama tarihin en önemli iflaslarına sürükleniyor Türkiye. Burada sadece ekonomik iflası kastetmiyorum. Güvenlik politikaları, dış politika, kendi kültür verileri vesaire gibi bir şeye sürükleniyor. Eğitim seviyesi, üniversiteleri, üniversitelerinin durumu vesaire gibi durumlarda. Yani bunu benim sevdiğim bir siyaset bilimci dostumun kavramıyla şey diyeyim, saadet zinciri gibi bir yer Türkiye. Hiçbir şey üretilmiyor. Herkes yukarıdan aldığını birazcık pay alarak aşağıya veriyor. Sistem bu şekilde devam ediyor. Herkes mutlu ama üretilen bir şey yok. Tam da bu noktada. Şimdi izleyicilerimiz hayal kırıklığına uğrattık. Birbirimizi perişan edeceğiz diye beklerken onlar karşılıklı övgü oldu ama şimdi geliyor varan bir. Ben senin hakkında çok şey bilgi topladım. Evet. Onları şimdi kafana atacağım. Hadi bakalım. Bakalım nasıl perişan olacaksın. Bak 26 Eylül 2019 tarihli bir tweetini burada açıklıyorum, ifşa ediyorum. Eskiden demokratik cephe bir araya gelmeden Türkiye'de yeni başlangıç zor diyordum. Artık demokratik seküler cephe diyorum. Dini siyaseti zemini yapanlar bir adım sonra kanunsuzluğun, hırsızlığın, zulmün zeminini yapıyor. Dini İslamcılardan korumanın başka yolu yok diyorsun. Bir başkasında gerekirse Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapar yola devam ederiz diye takiye yapan İslamcılar hilafet, Araf alfabesi, kılıçla hutbe talep ediyor. Geçmişte İslamcı partileri bunlar demokrasiyi kullanır ve ortadan kaldırır diyerek kapatan laikçileri haklı çıkardılar. Bir sonuncusu tüm eksik ve hataları ile Kemalist batılı modernleşme sürecinin
siyasal kültürümüzde övünebileceğimiz nadir kazanımların mimarı olduğunu itiraf etmemiz gerekiyor. O dönemi tarihten çıkardığımızda geriye Pakistan-Mısır zaviyesinde bir sosyoloji kalıyor diyorsun. Bazı itiraflar olduğunu söylüyorsun. Evet. Bu noktaya seni nasıl getirdi bu İslamcılar sevgili Savaş? En sonuncu tweetten başlayayım istersen. Yani ben dünyaya Kemalist zaviyeden bakmıyorum. Öncelikle o yanlış anlaşılmasın. O tweetteki vurgu yaptığım şey de demokrasi değil modernleşme. Yani moderniteye Kemalist reformlar sayesinde ulaştık. Yoksa Kemalist reformlara da bazı şeylerim var, kritiklerim var. İşte çok milliyetçi oluşu gibi, Kürtlere ilk büyümeyi Kürtlerle çok sorunlu iliklemesi gibi, Alevi kimliğini görmezden gelmesi ama Sünni kimliğini de o kimlikle değil de kendi istediği birazcık devrimci bir süreçten onu geçirdikten sonra has odaya kabul etmesi gibi bazı kritiklerim var aslında. Ama bu tweetlerin tamamının arkasında duruyorum. Bu noktaya nasıl geldim? Gerçekten de siyasi sekülerleşmenin altını niçin çizmeye başladım? Türkiye'nin en önemli fıkıhçılarından bir tanesi çıkıp yolsuzluk hırsızlık değildir diye fetva verebiliyorsa, Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı çıkıp iktidarın tüm günahlarını cuma hutbelerinde dengelemeye çalışabiliyorsa, bu şuna geliyoruz. Mesela yani şuradan bir örnekten başlayayım. Bu örneği sıklıkla veriyorum. İmam Hatip Lisesi mezunu Erdoğan ailesinin bursuyla yetişmiş bir akademisyenle konuşuyordum. Özünde çok iyi bir insan. Olan biteni çok fazla tasvip etmeyen ama çıkıp kendini ortaya koyan da bir şey değil. Cesur bir akademisyen de değil. Bir gün ben böyle bazı saf saf sorular soruyorum. Yani bakın bu bir inanan insana yakışan bir şey. Şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır? Şimdi İslamcıları yakından tanımadığımı anladı, içlerinden gelmediğimi anladı ve şöyle güldü, her ne kadar dindar biri olsam da. Dedi ki bak Savaş Hocam, sen çok saf bir adamsın. İslamcılar din ile devlet ilişkilerini birbirine karıştırmazlar. Şimdi sen bundan laikliği anladın Mehmetciğim, değil mi? Din ile devlet ilişkilerini birbirine karıştırmazlar. Yani bundan şunu kastediyorum dedi. Bir şey siyaseten doğruysa, dinen doğru olmasa da çıkarını tercih eder ve oradan yoluna devam eder. O anlamda. Yani aslında bir tersinden sekülerleşme İslamcılar yaşıyor dini siyasete alet ederek. Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberi bozuk para gibi harcayarak, kullanarak, kendi çıkarları için payanda yaparak, kendi günahlarını örtmek için örtü yaparak aslında çok daha negatif bir şeyden söyleyeceğim. Şimdi sekülerleşmeye negatif olarak bakan İslamcılara sesleniyorum burada. Çok daha radikal bir şekilde aslında siz sekülerleşiyorsunuz. Hem de seküler değerler üstünden değil, dini değerleri bozuk para gibi harcayarak. Siz kendi yaptığınız yorumları din diye satıyorsunuz. Kendi yaptığınız çıkarınız için olan yorumları. Şimdi bakın bir olayı, şey manipülatif bir verisi var İslam fıkhının. Yani bir olayı siz iki ayet bir hadisle çok övülecek bir şey olarak da parlatıp çıkartabiliyorsunuz. Çok yerilecek bir şey olarak da çıkarıp parlatabiliyorsunuz. Bu metinler buna şey müsait. Bunları da görmeye başlayınca yani böyle ağzını açık kalın ve demek ki şunu diyorsun. Bizim bir toplumsal sözleşme için bir seküler dile ihtiyacımız var. Neden? Sen dini olanı manipüle edebiliyorsun. Çok manipülatif onu kullanabiliyorsun. Ve dini bakın şimdi ne diyoruz? Agnostiklerin, ateistlerin, deistlerin oranı radikal bir şekilde artıyor genç kuşaklarda. Neden? Yani dini bu kadar bozuk para gibi harcarsan, dini bu kadar çıkarın için kullanırsan, dini bu kadar yaptığın zulümleri meşrulaştırmak için paravan olarak kullanırsan, insanlar şöyle bakar, bu dinse, yani bunlar da en dindar varsa ben almayayım demeye başlarlar. Onun için ben bilakis hala inancını koruyan ve demokrasiye inanan dindarların çıkıp çok net bir tavırla benim o tweetlerimde olduğu gibi dini İslamcılardan koruyacak paravanları, barajları kurması gerekiyor. Ve şahsen ben de İslam'ın
bir devlet talebi olduğuna şeyim yok, kanaatim yok. Kendisinin ortaya koyduğu bir fıkıh şeyi var. Bu yoruma açık. Burada da ben tarihselcilerin yorumlarını şey yapıyorum, önemsiyorum. Yani kendi şeyine göre, normuna göre bunu tekrar yorulaman gerekiyor. Anlayabilmesi için seyircilerimizin bir örnek vereceğim. Ben kadın haklarına şöyle bakıyorum. O gün orada, o şartlarda verilmiş maddeler nedir? Peygamber hangi yorumları yapmış diye bakmıyorum. O gün peygamber o toplum içinde kadın haklarının en üst seviyesi neyse onu tanımış. Ben de bugün kadın haklarının benim toplumum içindeki en üst seviyesi neyse onu tanımalıyım. Detaya girip ayrıntılı 1400 seneyle motomot bir şey yaptığın zaman bugün içinden çıkamıyorsun. Çıkma şansın da yok. Hiçbir dindarın buradan çıkma şansı yok. 100 tane soru çıkıyor karşına ve yeni kuşakları orada tutma şansın da olmuyor. İnancın en temel ve basit ilkelerini, adalet gibi, şeffaflık gibi şeylerini koruyamıyorsun. Koruma şansın kalmıyor elinde. Onun için aslında bu sekülerleşme için İslamcılara müteşekkirim. Böyle bir ders aldım onlardan. Zira ben gerçekten de şöyle inanıyordum. Yani Türkiye'nin iyi kötü Aziz Nesin'in hesabıyla Türkiye'de %70 bir şey var. Muhafazakar kitle var. Ve aslında bakın gerçekten yaptıkları büyük ahmak. Bunlara ne versen alıyorlar. Sana da güveniyorlar. Türkiye'deki muhafazakar güçlerin parti, tarikat, cemaat gerçekten de Kopenhag kriterlerinde bir demokrasi inşa edebilseler de tarihe geçecekler. Askeri vesayeti yıktılar ve parmaklarımızı ısırarak şöyle diyecektik. Radikalleşmediler ve Kopenhag kriterlerinde bir devlet kurup Türk halkına şey yaptılar. Zamanı gelmişti. Çekilseler. Zaten Türkiye'de %71 muhafazakar kitle var. İyi kötü zaten oyun ve güç sende devam edecek demokraside kalsan bile. Onun için ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin tek çıkış şeyi, yolu elitler uzlaşısıdır. Elitler uzlaşısında da ne kadar sükutu hayale uğradığımı o tweetlerden görebilirsin. Şu süreçte kopan beden bazı eski İslamcılar oluyor. Çok nadir, sayıları az olsa da. İşte kısmen Karar Gazetesi'nde yazan, çizen ya da o çizgiye yakınlar gibi. Ama hala mesafeli ve şüpheci bakıyor insan. Geçmişte de çünkü şöyle demiştim. Bunlar 28 Şubat'ın tokatını yedi. Mümkün değil. Tekrar öyle bir otoriterleşme şeyine ülkeyi getirmezler. Ülkenin çıkışını şeyde gördüler. Ben hiçbir zaman senin de altını çizdiğin gibi İslamcıların o çizgiden çok fazla çıkacağına inanmamıştım. Yani gerekirse bunu Brüksel'de söylemişti Erdoğan. Ben de oradaydım Avrupa Birliği salonunda. Bizi Avrupa Birliği'ne almazlarsa gerekirse Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri yapar. Yolumuza devam ederiz. Çünkü bizim halkımız bu normları, bu refahı, bu adaleti, bu demokrasiyi en az Avrupalı'na kadar hak ediyor. Yani sevgili Mehmet, bilmediklerinden dolayı hata yapmıyorlar. Her şeyin doğrusunu çok iyi biliyorlar ama girdikleri bir otoriterleşme süreci var. Bu su üstünde koşan adam teorisidir. Su üstünde ne kadar koşabilirsin? İşte otoriterleşme buna benzer. Su üstünde hızlı hızlı adım atıp üç adım atabilirsin, sonra batmaya başlarsın. Geri de dönemiyorlar, açıldılar. Benim tahminimden çok daha ileriye gittiler. Geri de dönemiyorlar, diğer taraftaki karaya da çıkamıyorlar. Şu anda Türkiye'de İslamcılık batıyor. Tam da bu noktada otoriterleşme dedin ama bu otoriterleşme hakikaten sadece İslamcıların bir sorunu da değildi. Evet. Türkiye'de bu otoriter zihniyet hep var oldu maalesef. Bu noktada yani ben şunu hep düşünmüşümdür. Yani hakikaten mütedeyyin ve inançlı insanların şuna çok bozulmaları ve kırılmaları gerekirdi. Bir adam eğer eline Kur'an'ı alıp seçim meydanlarında böyle sallıyorsa şey Kürtçe gibi. Kur'an yaptık size, Kürtçe evet. Kur'an diye. Hem milliyetçiliği sallıyor hem İslamcılığı. Buna çok kırılmaları, üzülmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Evet. Ama demek ki yani o noktada o bilinç de yoktur. Yani kendini Müslüman sayan adamın bu işi İslamcılardan ayırma yeteneği de yoktur. Belki bunu da şey yapmak lazım ama bu Türkiye'de bu demokrasinin kurulamaması gibi bir sıkıntı var. Sen izahatlarında biraz o noktaya geldin, uzlaşma kültürü noktasında.
Buradan nasıl çıkabiliriz? Böyle kısaca bu konuda sen çok kafa yoruyorsun, ben onu fark ediyorum. Doğru. Bize bir şeyler söyleyebilir misin? Yani çok güzel ve önemli bir soru. Ve iyi bir yerden girdin. İslamcılar da zaten mevcut otoriterleşmeyi maalesef senin de altını çizdiğin gibi geçmişteki otoriterleşmeyi göstererek satıyor. Ne diyor Erdoğan? Yaşlılar diyor, gençler bilmez. Anlatın onlara. Şunlar vardı, bunlar vardı. Onun için habire camide içki içtiler diyor. Onun için habire başörtü sorunu vardı diyor. Şimdi bir gün CHP'li bir karar alıcı, önemli bir karar alıcı bana dedi ki şöyle bir slogan koymayı düşünüyoruz dedi seçim sisteminde, seçim propaganda sürecinde. Yeni Türkiye değil, yeniden Türkiye. Dedim ki bu semantik olarak çok, fonetik olarak dile çok güzel geliyor ama İslamcılar der ki burada, bakın bunlar eski Türkiye'ye dönmek istiyorlar. Şimdi o eski Türkiye dediğimiz şeyde özlediğimiz çok şey var değil mi? 70'lerin TV programlarını gördüğümüzde, sokak mülakatlarını gördüğümüzde diyoruz ki, hatta müziklerini dinlediğimizde 80'lerin, ya Allah kahretmesin ne kadar tatlı şeyler yaşamışız. Ama bunları söylerken benim içim parçalanıyor. O gün de Kürtler hüngür hüngür ağlıyor. O gün de işte farklı gruplar hüngür hüngür ağlıyor. Maalesef devlet içinde gücü ele geçiren aktörler hep bir kişiyi, bir grubu ötekileştirerek, düşmanlaştırarak işte 80 öncesi solcular hüngür hüngür ağlıyor. Yani o tabloda hiç böyle biz hep bir anda gülemedik. Hiç hep bir anda sevinemedik. Hiç hep bir anda kucaklaşamadık. Onun için şunu görmemiz gerekiyor. Mesela şu iktisadi verilerle Ecevit %1'e düşmüştü. Biz Erdoğan %35'e düştü diye diyoruz ki ya düştü işte bak eriyor. Nereye düştü? Erdoğan'dan önce %35'i gören son parti sadece 3 parti seçime katıldığı dönemlerde darbeden hemen sonra yapılan seçimlerde Özal'ın ana tanı. O arada %35'i gören bir parti yok. Biz düştü diyoruz %35'e. Düşmüyor. Buna kafa yormamız gerekiyor. Neden düşmüyor? Şundan dolayı muhafazakar kitleler diyor ki evet bu iflas etti. Evet bu noktaya geldi. Ama benim çocuğum başörtüsüyle öğretmen oluyor, polis oluyor. İşte bir şeyim var. Devlet içine girebilme şansım var. Diğerleri inanılmaz bir çeper koymuşlardı. Önemli hiçbir yere giremiyordum. İflas ediyor ama en azından ben şey yapıyorum. İyi kötü kendimi çıkarlarımı koruyabiliyorum. Diğerleri gelirse Eskişehir'e dönerler gibi bir şeyleri var. Onun için ben burada tam da bu noktada Türkiye'deki sekülerlerin başına gelen en güzel şeyin Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Tüm hatalarına, günahlarına, pasifliğine rağmen ultra laikçi bir CHP fotoğrafı vermediği ve eski Türkiye korkusunu depreştirmediği, 28 Şubat'la yüzleştiği, başörtüsü yasağında partisinin yanlış yerde durduğu gibi şeylerle bakın netice almaya başladı. İstanbul'da, Ankara'da kopan kitleleri bir araya getirmeye başladı. Yani gerçekten Gandhi gibi bir rol oynuyor şu anda. Yeni kurulan küçük partilere destek veriyor, sağcı partileri. Onları meclisin içine çekiyor. Onlarla birlikte hareket etmeye çalışıyor. Onlara abilik yapmaya çalışıyor. Şimdi bunlar ders çıkartmış bir aktör görüyoruz burada. Bunu iktidara geldiği dönemlerde şey yapmadı. İslamcılar yapmadı bunu. Uzun süreli de devam ettiremediler. İnşallah bundan en eski Türkiye'den sekülerler ders almıştır. Ve bundan sonra elitler uzlaşısının önünü açabilecek bir Türkiye hayal ediyorlardır. Benim görebildiğim uzlaşma noktası gerçekten de eski Erdoğan'la belki de hemfikir olduğum tek nokta o. Gerçekten de Kopenhag kriterleri. Şöyle bakıyorum ben. Senin demokratikleşme programın değil, benim demokratikleşme programım değil. 27 tane ülkenin kendileri için ortaya koydukları doktrinlerle reforme edip süreci devam ettirebiliriz. İşte tam da bu yüzden Schröder ve Schürrle iktidarından sonra, sizin de iktidarda olduğunuz o yeşillerin iktidarda olduğu Schröder iktidarından sonra Sarkozy ve Merkel maalesef hiçbir proje yapmaksızın Türkiye'nin tam üyeliğine karşıt söylem geliştirerek içeride bunu kullandılar ve inanılmaz karşıtlığını buldular. Sen benden çok daha iyi bilirsin. Neden? Yabancı düşmanlığı yapmadan, yabancılar üstünden siyaset yapmanın en gizli yolu Türkiye'nin AB ilişkilerini kritik etmektir.
onu yaptığınız zaman muhafazakar Katolik seçmenin ilgisini, dikkatini çeker ve şeyi alırsınız, desteğini alırsınız. Hiç yabancı düşmanlığı yapmadan Türkiye'nin tam üyeliğinin karşısında durarak Sarkozy'de, başlangıçta Merkel'de şey yaptılar. Bunu içeride kullandılar. Ben de o dönemde özellikle Alman siyasilere dedim ki bir araya geldiğimizde, bakın bu adamlar demokrat değil. Türkiye'deki demokrasinin kurumsallaşabilmesi için bu sürecin devam etmesi gerekiyor. Fasılların tamamının yerleşmesi gerekiyor. Siz fasıllar bittikten sonra yine hayır diyebilirsiniz ki, bana şu soruya yanıt verin. Şimdi soracağım bu soruya yanıt verebilen bir siyasi çıkmadı. Siz fasıllar bittikten sonra, tüm fasıllar açıldıktan ve Türkiye'deki demokratik reformlar tamamlandıktan sonra hayır deme şansınız var mı Türkiye'nin tam yerine? Var. Herhangi bir gerekçeyle var. Siyasi gerekçelerle de var. İdeolojik gerekçelerle. Peki neden fasılları durduruyorsunuz? Peki neden fasıllara zarar verecek şekilde bu işi iç politikada kullanıyorsunuz? Yüzleri kızarıyordu ve bu soruya cevap veremiyorlardı. Bu sorunun cevabı yok. Çünkü burada bir onların yaptığı şey var. Bir çıkarcı bir duruş var. Şimdi kendime de kritik yapıyorum. Sanki fasıllar tamamlansa Türkiye'de demokrasi kurumsallaşacak mıydı? O gün ona inanıyordum. Buyur Viktor Orban ortada. Bırak fasılları. Tam üye olmuş Avrupa'nın göbeğindeki bir Macaristan ikinci bir Erdoğancık oldu. Avrupa'nın göbeğinde. Demek ki tekrar bir kritik yapayım. O söylemim haklı olmakla birlikte gerçekçi değilmiş. Karşılığı yokmuş. Ama acele etme, insan hakları eylem planı gümbür gümbür geliyor. Geliyor. Tabii tabii. Umutlanmamız lazım. İşte bu çıplak aramaların falan devam ettiği bir dönemde bu geliyor. Bakalım nasıl olacak. Ancak bu söylediklerin güzel de sevgili Savaş. Bir de şey var. Türkiye'de bir de derin devlet denen bir unsur var. Yani ne kadar derindir hakikaten onu tam çözebilmiş değilim. Daha çok sığ ve böyle mafyatik ilişkilerin bol olduğu bir şey gibi geliyor bana. Ama o da bir rol oynuyor tabii ki. Yani psikolojik olarak da, fiili olarak da bir rol oynuyor. Sen baktığında bu derin devleti nasıl görüyorsun? Bu nedir sence? Sevgili Mehmet, bu düşünen sağcı, solcu, laik, sünni, tüm demokratların üstüne kafa yorduğu bir şey. Çünkü düşünen insanın bir şekilde yolunun derin devletle kesişmemesi ve ondan dayak yememesi imkansız. Hepimiz bunun acı dayaklarını yedik. Onun için bu konuda düşünmek zorundayız. Sen istemesen de şartlar seni bu konuda düşünmeye zorluyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti toplumuyla, kurumsal yapılarıyla ikircikli bir yapıdır. Neden ikircikli bir yapıdır? Şimdi sen 90'lı yılları bir hatırla. Bizim Türkiye'de geçmişte yine iyi kötü demokrat diye baktığımız isimleri düşün. Mesela Ecevit geliyor. Burada ne diyor? Avrupalılar diyor ki önüne bir dosya koyuyorlar. İşte sevgili Ecevit, bakın şunu halletmeniz lazım. O da diyor ki bakın bunlar sizin kriterleriniz ama bizim kendimize has bazı gerçeklerimiz var. Bu Allah kahretmesin, bu kendimize has gerçeklerimiz çok dünyanın en komik ve en saçma şeyi argümanıdır. Neden? Her ülkenin kendine has gerçekleri vardır. Bir de sen bir ailenin içine girmek istiyorsan, bir dakika benim burada kendi şartlarım var. Ben evleneceğim ama her şey benim dediğim gibi olacak dediğin zaman bu bir evlilik olmaz. Bu bir tahakküm olur ya da evlilik olmaz. Nişan arifesinde şey biter, iş biter, söz arifesinde neyse. Şimdi bu çok komik bir şey, argüman. Bizim kendimize has gerçeklerimiz var, ne demek biliyor musunuz? Biz Kürt sorununda sizin dediklerinizi yapamayız. Biz Alevilerin talepleri hususunda sizin dediklerinizi yapamayız. Biz Türkiye'deki azınlıkların şeyinde AB kriterlerini getirdik mi? Olmaz. Neden olmaz? Bu yok. Neden? Şimdi can alıcı bir örnek vereceğim. Türkiye'deki AKP zulmü iki tane ray üstünde gidiyor trenle. Bunlardan biri milliyetçilik, bir tanesi İslamcılık. Sekülerler, Türkiye'deki laikler şapkalarını önlerine çıkartsınlar. Tıpkı benim yaptığım gibi bir öz eleştiri yapsınlar. Bu milliyetçilik rayını siz döşediniz.
Bu milliyetçilik rayını aşırı milliyetçi eğitim sistemi söylem, hem söylemsel olarak işte hem de işte Kürtleri dışlayan, ötekini dışlayan, Hristiyanı dışlayan şey, bunu siz döşediniz. İkinci İslamcı şeyini de cemaatler, tarikatlar döşedi. Erdoğan sadece bir lokomotif satın aldı. Kontağını açtı. Bu iki rayı tercih etti ve bangır bangır üstünde gidiyor. Para bulabilse var ya, bak onun için gaz buldum diyor. Para bulabilse, finanse edebilse bu 10 bin yıl daha kıyamete kadar bu şey gider, tren gider. Para bittiği için kısmi çatırdama var. O da onun için gaz buldum, sabredin diyor. Gaz veriyor millete. Derin devlet, onun için ikircikli bir şey var. Bugün de var. Bugün de var. Dün de var. Derin devlet dediğimiz şey şu. Benim anlayabildiğim kadarıyla. Dışarıya karşı demokrat görünmek zorunda olan bir devlet var. Çünkü petrol ve gazı yok. Sistemi batıyla ilişki içinde olup finanse etmek zorunda. Yoksa Osmanlı gibi tostlar çekersin. Bir kere bunu bir yere yazmışlar. Bunların derin devletin anayasasını açıklıyorum şimdi sana. Bir, batıyla şeyleri tamamen kopartma. Onların dediği gibi demokrat ve şeffaf olma ama ipleri tamamen kopartma. Bu bir. İki, böyle bir şey olduğu zaman, böyle bir şey olduğu zaman peki sistemi nasıl yürüteceksin? Ha, hukukun dışına çıkman gerekiyor. Eğer hukuk, diyor ki hukuku radikalleştirmeye gerek yok çok fazla. Hukuku çok fazla radikalleştirirsek batıyla ilişkiler kötüye çıkıyor. O zaman biz ne yapacağız? Bir, yapı kuracağız. Erdoğan ona paralel devlet diyordu ya, o hep vardı Türkiye'de. Paralel bir güç şeyi oluşacak ve silah kullanabilecek bunlar. Bunlar bazen yakaladıkları terör suçlularını katil olarak kullanacaklar. Bazen bunu JITEM gibi kurumsallaştıracaklar. Devletin silahıyla hukukun dışına çıkacaklar. İşkence yapacaklar. En ufak bir delil bırakmayacaklar. İnfaz yapacaklar. En ufak bir delil bırakmayacaklar. Ve bu dönemi de aydınlatmaya çalışan Uğur Mumcu gibi işte birçok isim sayabiliriz. Aydınları da ortadan kaldıracaklar. Diğerlerine parmak sallayabilmek için. Geçmişte Çetin Emeçli vesaire. Yani o yapıların deşifre etmeye başlayan, konuşmaya başlayanın infazını da gerçekleştirecekler. Şimdi derin devletten benim anladığım bu. Batıyla görünürde işte insan hakları şeyini açıklayıp vitrinde böyle güzel güzel şeyler söyleyip arkada transporterlarla adam kaçırıp onlara aylarca en ağır işkenceleri yapıp ondan sonra sokak ortasında bir yere bırakıp ya da işte yeni yakaladık deyip tutuklayıp ortadan kaldıran, hapseden bir yapı hep vardı. Bunun da şeyi budur, motivasyonu ve gerekçesi budur. Devletin ideolojisi kısmen değişebilir ama gelenekleri değişmiyor. Dün seküler milliyetçi çizgiye yakın bir derin devlet vardı. Bugün İslamcı milliyetçi Türk-İslam sentezi çizgisine yakın bir derin devlet şeyi var, yapısı var. Bunlar kasalarda para topluyorlar. Operasyonlarını bunlarla yapıyorlar. Kayıt dışı yüklü paraları var. Kayıt dışı oluşturdukları cihatçı silah kullanabilen ekipleri var. Onun için kafamızdaki en büyük soru şu, en büyük endişe şu. Bir gün AKP %35'lerin çok altına düşerse ülkede seçim vuku bulacak mı? Seçimle iktidara veda edecekler mi yoksa etmeyecekler mi sorusu masanın üstünde duruyor. Senin biraz önce okuduğun tweetlerinde altını çizdiğim Kemalistlerin bunlar hakkında söylediği ve partilerini kapattığı her şeyi haklı çıkarttıları lanet olsun ki haklı çıkarttılar diyerek söylüyorum. Yani Allah kahretmesin. Maalesef siz geçmişteki laiklerin antidemokratik algı, onların da hukuka uymadığı, onların da AB normlarına uymadığı her şeyi haklı çıkartacak büyük hatalar yaptınız. Ben Twitter'da o tweetten sonra bazı tartışmalar yaşadık ve bir şey açtım. Anket açtım. Dedim ki o zaman size şöyle bir soru sorayım. Türkiye'de her şey normalleşti diyeyim. Tekrar demokratik bir şey oldu. Devrim oldu. Ve hukuk AB normları seviyesine geldi. Ve siz böyle bir şeye baktığınız zaman geçmişi tekrar sorgularken Vural Savaş'ın yaptığı o iddialı ve çirkin, irite edici, ötekileştirici kapatma davası açarken
Maddeleri tek tek şimdi bir sıralayalım. Bu adamlar bu maddelerden, bu günahlardan kaçını işlemediler? Kaç tanesini işlemediler? Vural Savaş'ı haklı çıkartan bu İslamcı performanstan sonra ben şuraya döndüm. Onun için o söylemin altını çiziyorum. Şimdi biz tek parti rejimini yerden yere vurarak yetiştik. Tek parti rejimi derken Cumhuriyet kuruldu ama demokrasi kurulmadı. E şimdi şöyle diyorum. Evet, toplum hazır değilmiş. Yani üç tane şey, üç tane sağcı şeyle ortaya gelip tekrar hilafet, bilmem ne, sultanlık, padişahlık deyip yollarında devam edebilirmiş. Bir prosese ihtiyaç varmış. O dönemi, ama o dönemi kutsamıyorum. Yani Kemalistler gibi o dönemde hala milliyetçi hataların yapıldığı, Kürtlerin dışlandığı, Alevi kimliğinin görülmediği gibi birçok kritiğe devam ediyor. Yani bugün bakın, bugün yaşadığımız çok önemli sorunların ilk büyümesinin birçoğu o dönemlerde yanlış iliklendiği ve Kemalistlerin o yanlış iliklemeleri düzeltmek yerine onları kutsayarak kartopunu büyüttükleri için buraya geldi. Hatta AKP iktidarının bile doğması, Türkiye'de sevgili Mehmet bir merkez sağ seçmen vardı. Nerede bu merkez sağ seçmen? Adamlar Türk İslam sentezinin en radikal şeylerini dillendiren noktaya geldiler. Namazını kılmayan, o kadar dindar olmayan ama ben iyi kötü ibadet eden kitleyle onları mukayese ettiğim zaman şöyle görüyorum. Kılmayan ama İslamcılardan İslamcı bir söylemi savunan bir kitle oluştu Türkiye'de. Demek ki bu zemin varmış. AKP'nin en büyük başarısı, tırnak içinde söylüyorum negatif anlamda, bu merkez sağ kitleye dizilerle, imam hatiplerle, doktrinal propagandalarla İslamcı söylemi benimsetmesidir. Bunları o çizgiye, söylemsel anlamda o çizgiye evirmesidir. Onun için toparlayacak olursak bir şey vardır, şunu gördük. Bu derin devlet şeyinden Türkiye'nin çıkabileceği equilibrium point'i noktası, buluşma noktası, fiyat oluşturulurken söylenir bu ekonomide, arz talebin buluştuğu noktadır o. Noktası şudur, AB kriterleridir. Türk toplumundan böyle bir beklentim yok. Onların, ama sen çok iyi biliyorsun, Avrupa toplumu da Avrupa Birliği projesine ve değerlerine, Avrupa elitleri gibi inanmıyor. Avrupa Birliği'nde halkları bazında Avrupa Birliği projesine destek verilen oran %50'yi hiçbir zaman geçemiyor. İşte Brexit'i gördük. İrlanda'da Lisbon Anlaşması'nın oylamasını gördük. Halkla karşı karşıya geldin mi elinin tersiyle vuruyor AB normlarına. Onun için Türk halkına çok fazla hakaret etmiyorum burada ama elitlere hakaret ediyorum. Çok kızgınım. Biz ancak bu açmazdan elitler uzlaşısıyla çıkabiliriz. Türkiye'de geçmişte yapılan reformların, demokratik reformların iki tane referansı var. Ya ucuz kredi alabilmek için batılı normların taleplerini yerine getirmişizdir ya da iyi kötü bazı kırılmalardan sonra elitler bir araya gelmiş, koalisyon hükümetleri dönemlerinde büyük reform paketleri meclisten geçirmiştir. Derin devleti alt etmenin yolu buradan geçmektedir. Yoksa senin benim dersem bu iş devam etmez. Bakın şu bir fotoğraf vereyim, bu noktayı kapatalım istersen. Türkiye'deki sivil topluma bir bakalım. Sevgili Mehmet, Türkiye'deki en büyük, en güçlü sivil toplum neydi biliyor musun? Hemşeri dernekleri. Giresun'u sevenler derneği, Gümüşhane'yi sevenler derneği, Ordu'yu sevenler derneği, Kayseri'yi sevenler derneği. Biz kabileci bir toplumuz. Türkiye'de federasyonların, konfederasyonların, insanların hemşericilik üzerinden bir araya gelmesinin sebebi sadece sosyalleşme değildir. Devletten pay alabilme, kadro alabilme, bak bizim şu kadar oyumuz var, kopartabilme. Bu kabilecilikten çıkmadan, sosyalleşmeden, sivil toplumu güçlendirmeden elitler uzlaşısı olmaksızın bir demokrasi inşa etme şansımız da yok. Çünkü aşağıda organize olmuş bir şey yok, bir toplum yok. Sevgili Savaş, gerçekten bu önemli tespitler için sana çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Güzel bir görüşme oldu. Savaş hocamızın kendisinin de bir YouTube hesabı var. Gene evet. Orada da kıskanıyorum takipçileri benden çok diye ama yapacak bir şey yoktur. O linki de ben bu videomuzun altına koyacağım. Arzu eden arkadaşlar kendilerini takip etsinler. Çok teşekkür ediyorum en kısa zamanda bir kahve içebilmek umuduyla.
Ya normalde ki tekrar değil mi? Heidelberg'in keyifli manzaralarında bir kahve içebilsek eski günlerde olduğu gibi ne güzel olurdu. Güzel. İyi günler. Çok teşekkür ediyorum davetin için, nazik ifadelerin için. Bilmukabele ben de o güzel görüşleri senin için aynen altını kat be kat çizerek, seyircilerimize paylaşmak istiyorum. Çok uzun bir aradan sonra mülakat verdim ben. Çok fazla yorulduğum için, çok fazla eleştiri de aldığım için mülakatlara ara vermiştim. Haftada bir ekranlara çıkan, ben kendi YouTube kanalımda çıkıp konuşuyorum ama birine mülakat vermeyeli 3 yıl olmuştu. Bu orucumu seninle bozmuş oldum. Aa, ne güzel. bu fırsatı bana verdiğin ve karşılıklı sohbet ortamında cevaplamam gereken bazı soruları altını çizerek sorduğun ve bunları tartışmama bir zemin hazırladığın için ben de sana çok teşekkür ederim.